Şimdi para demişken parayla da devam edelim efendim. Biliyorsunuz ki Fed'in faiz kararları sonrası dolar tüm piyasalarda güçlenmeye başladı. 17.59 seviyelerini de gördü. Yani 2022 yılının zirvesini gördü. Bu durum pek tabii ki altını da baskılıyor. Finans analisti İslam Memiş altınla ilgili TV yüz ekranlarına önemli uyarılarda bulundu. Şu an itibariyle dolar endeksi 106.30 seviyesinde. Buna rağmen dolar kurunda yukarı yönlü ataklar görüyoruz. Bu oldukça risk. Çünkü risk primi yüksek olduğu için yavaş yavaş dolar bu tarafı satın almaya başlıyor. Küresel resesyon endişeleri varlık fiyatlamaları üstünde etkili olmayı sürdürürken yükseliş eğilimini sürdüren dolar 17.58 seviyesini test ederek yılın zirvesini yenilemiş oldu. TV100.com yazarı finans analisti İslam Memiş kritik seviyelerde seyreden doların 17.60'larda kalıcı olmadığını belirtti. Dolar TL kurunda ikinci direnç seviyemiz 17.80 lira seviyesi. Yukarısında eğer kırılırsa bu seviyeler 18 lira rakamları konuşabiliriz. Ancak bugünkü dolar TL kurundaki 17.60 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığını gözlemliyoruz. 17.60-17.80 bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. Hem euro dolar paritesinin 2 puanlık artışı hem dolar endeksinin 106 seviyesine kadar gerilemesi dolar TL kurunda yeni ataklara neden olduğu için buraları risk olarak görmeye devam ediyoruz. 17.60-17.80 takip ettiğimiz bant aralığı burası. Geçen hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeni haftayla beraber toparlanma sürecine girdi. Altın ve dolardaki hareketliliği değerlendiren TV100.com yazarı İslam Memiş, ekran fiyatlarının piyasalarda geçerliliği yok diyerek altın alacakları uyardı. Serbest piyasalar ve bankacılık uygulamalarında vatandaşlarımız kuyumculara gittikleri zaman veya banka üzerinden altın aldıkları zaman bu aradaki rakamsal değeri gözlemliyorlar. Gram altın TL fiyatı şu anda alış 982, satış 986 lira. Ekranlarda vatandaşlarımız 965 lira seviyesini görüyorlar. Bu yanılgıyı bence dikkat etmesi gerekiyor vatandaşlarımızın. Bozdururken de çok önemli çünkü bu. Mesela 965 lira seviyesini ekranda görüp kanıp bu fiyattan altın bozdurmak da riskli. Gerçek altının gram fiyatı daha yüksek seviyelerde. Altın fiyatları normalde gerçek değeri 980-990. Bir sonraki ataklarda 1000 lira seviyesinin üzerinde bir kalıcılık mutlaka göreceğiz. Ama şu anda yoğun talepten dolayı ve yabancı yatırımcılar özellikle altının gram fiyatının gerçek değerini bu olmadıklarını bildikleri için altın tarafındaki alımlarını yoğunlaştırıyorlar. Ama biz de maalesef finansal okuryazar kişiler gram altının 965 ve daha düşeceğini düşünerek alım yapmıyorlar. Çok büyük hata yapıyorlar burada. Gram altın TL fiyatı 950-1000 lira aralığında alınmalı. Düşüşlerin çok kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle bir sonraki ataklarda 1000 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 1200 lira gibi bir rakamları telaffuz etmeye başlayabiliriz Eylül ayı itibariyle.